yağmur ve kar sularından dolayı biriken sular 1 metreye yakın göl gibi su oluşturdu. Biz de geldik, bunun tadını çıkarıyoruz. Efendim, bulunduğumuz yer Karga Pazarı, Dumlu Dağları ve Palandöken Dağları'nın arasında kalan, bu etrafı dağlarla çevrili platonun neredeyse kodu en düşük noktasıdır. Hemen sağ tarafımızda Karasu Kanalı dediğimiz kanal bulunmaktadır. Zaten burası jeolojik dönem içerisinde bir çukurdur. Bu dağların arasında bulunan bu çukur, zamanla dağlardan taşınarak biriktirilmiş materyalin bu çukuru doldurmasıyla buradaki göl önce bataklığa, daha sonra da bataklığın da kurutulmasıyla, bu kanalın açılıp kurutulmasıyla böyle bir düz bir araziye dönüştürülmüştür. Ve daha sonra taban suyunun müsaade ettiği ölçülerde bu alan ya çayır olarak, ya işlemeli tarım arazisi olarak veya mera olarak kullanıla gelmiş, işte parselasyonu yapılmış. Bu bulunduğumuz yerden itibaren ta Atatürk Üniversitesi'nin kampüsüne kadar olan kısımda da bizim üniversitemizin deneme ve araştırma alanı olarak daha önce planlanmış ve kullanılmıştır. Şimdi şöyle bir jeoloji biliminde bir cümleyle çok şey ifade eden bir tanım vardır. Hal mazinin anahtarıdır. Biz hali hazırdaki durumu doğru incelediğimiz takdirde mazide, yani geçmişte buranın geçirmiş olduğu evreleri, jeolojik dönemleri analiz edebiliriz. Onunla ilgili çok şey söyleyebiliriz. Burası zaten tarihi süreç içerisinde, şehrin konumlandığı yere bakarsanız şehrin alt sınırı şu andaki Gürcü Kapı Camisi'nin bulunduğu, İhmal Camisi'nin bulunduğu yerdir. Onun altındaki alan zamanla işte eğime bağlı olarak takdir edersiniz ki sular çekildiği zaman yüksek rakımlardan önce çekilir. En son bu noktalardan çekildiği için burası tarihi süreç içerisinde, bizim bildiğimiz dönem içerisinde bir daha ziyade bir kuş şeyinin, kuş popülasyonunun bulunduğu, bazen bataklık bazen göl olarak ifade edilen, topografik koşulların el verdiği ölçüde derinliği değişen bir alandır. Bu alan zamanla işte dediğim gibi dağlardan taşınarak getirilmiş materyallerin burada biriktirilmesiyle oluşmuş bir düzlükten ibaret. Bu taşınan materyal burada çok haşim bir biçimde kendisini gösterir. Sebebi şudur: uzun bir kış periyodu geçer. Bu dağların, özellikle karşımızda bulunan dağların, yani Dumlu Dağları'nın ve özellikle bu tarafta Karga Pazarı'nın ve Palandöken'in ani erimesiyle, karların aniden erimesiyle taşkınlar oluşur, sel oluşur ve önemli derecede sedimenti belli ara derelerle burada biriktirir, bu gölün içerisinde. Biriktirmeye bağlı olarak hem gölün içerisindeki göl ekolojisi değişir, hem de buradaki bu materyal dolarak bunun altında, şimdi bu bulunduğumuz alanın altında bir akifer var ve bu akifer suyla dolu. Bu zaman zaman tartışma konusu da oluyor. Şehire su çekilirken tartışma konusu oluyor. Şehrin imar planları konuşulurken tartışma konusu oluyor. Hal mazinin anahtarıdır dedik. Demek ki bu hal bize şunu söylüyor. Diyor ki bura göldü. Bundan sonra da koşullara bağlı olarak göl olabilir. Her ne kadar buraya siz kanal da açsanız bu kanal bunu taşımayabilir, etrafa taşırabilir.
Ve eğer iyi inceler, dikkat ederseniz bu aküferi, bu altımızdaki suyu, bu materyalin altında bulunan o suyun gövdesini önemli derecede insani faaliyetlerle, yani bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerle de değiştirmiş ve dönüştürmüşüz. Mesela bu çevre yolunu buradan geçirmiş, aküferi kesmişiz. Şimdi siz dikkat edin, giderken bir bakın, o çevre yolunun üstünde de su birikintisi var. Çünkü biz aküferi aşağıda daralttık, orayı dövdük, sıkıştırdık. Bak tam bulunduğumuz yerde burada birkaç köye, 10-15 tane köye yol yapılmış. Tarihi bir köprü de var burada. Bu yol da daha sonra yükseltilerek ve dövülerek bu aküferi sıkıştırmış. Bak su burada kalmış, öbür tarafa geçemiyor. Ancak şu mazgallardan geçebilir. Bu geçemediği sürece burada bu materyal şey yapıyor. Dikkat edin, mesela bugün 2 gün süreyle bir lodos olsun. Palandökenlerin karları, karlı kısımlarını görüyorsunuz. Bu dağların, etrafımızı çeviren dağların karının 2 gün içerisinde eridiğini, 24 saatte eridiğini düşünün bir lodosla. Bu ovanın tamamını su almış. Ve bu yapılar, bakın hemen yanımızda yapılaşma var. Biz bütün platformlarda arazi kullanım planlaması açısından bu alanların yerleşime açılamayacağını, bunun altında bu aküfer olduğunu, bu halin, bugünkü halin bize mazide buranın göl olduğunu söylemesi ve bakın kuş seslerini kaydediyorsunuz. Yani bu da ayrı uzmanlık alanı. Onu da başka hocalarımızla, arkadaşlarımızla, uzmanlarla değerlendirebilirsiniz. Ama arazi kullanımı açısından baktığımız zaman bu arazinin hangi amaçla kullanılacağını şu anda bize söylüyor zaten. Dikkat ederseniz hemen Karasu Kanalı'nın öbür tarafında köylüler tarafından işlenmiş ve ekilmiş alanlarında zaten su altında kalmış olduğunu görürsünüz. Bu alanla ilgili konuşulacak çok şey var. Bilimsel manada birçok çalışma var. Bu çalışmanın sonuçlarıyla bu alanda yapılabilecek bir arazi planlamasıyla bu alan yeniden ekolojik döngü içerisinde, bu tabiatın döngüsünün sürekliliği içerisinde sürdürülebilir bir şekilde plan